Arkadaşlar yeniden merhabalar. Şimdi dikkat ettiyseniz Türkiye son günlerde harıl harıl savaş uçağı aramaya başladı. Yeni nesil savaş uçağı arıyor. Niye? Bu alanda bir açık mı var? Türkiye bir şeye mi hazırlanıyor? Türkiye daha açık söylüyorum tehdit mi ediliyor? Özellikle İsrail'in Gazze'ye dönük hunharca saldırıları, orantısız gücü ve orada yaşananlar Orta Doğu'daki yeni dizayn meselesiyle birlikte Türkiye kendini tehlikede mi e, varsayıyor ya da tehdit edildiğini mi düşünüyor yoksa bizim bilmediğimiz bir tehdit mi var? Çünkü son günlerdeki politikaya baktığınızda Türkiye'nin dış politikasına baktığınızda gerçekten de olağanüstü bir değişim söz konusu. Yani Sayın e, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamaları, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir anda fighter, Eurofighter uçaklarını alabilmek için Avrupa turuna çıkması, Almanya'yı ziyaret etmesi ve Hakan Fidan'ın efendim şimdi diplomasiyi işletiyoruz. Bunun farklı yolları da var diye çıkışı vesaire filan. Bunlar ne anlama geliyor? Bu konularla ilgili sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım. Öncelikle biliyorsunuz Orta Doğu'daki savaş devam ediyor. Buna her seferinde savaş diyorum. Ama emin olun artık dil sürçmesi haline geldi. Çünkü bu bir savaş değil, bu bir katliam. Bu bir katliam demek daha doğru. Hatta daha üst versiyonunu söylemek gerekir ama burada bazı nedenlerle söyleyemiyoruz. Şimdi bu savaş durmayacak. Öyle gözüküyor. Çünkü bu savaşı durduracak bir uluslararası kurum da yok. Maalesef ve maalesef ulus devletleri yönetenler buna cesaretle edemiyor. O yüzden İsrail Şimdilik kısa vadede istediklerini yapacak gibi gözüküyor. Çünkü Gazze'nin büyük bölümünü boşalttı. Yani yaktı, yıktı, yerle bir etti. Ve orada bazı hastanelere de şu anda el koydu, kontrol altına aldı. Ve istedikleri plan ve proje, yaptıkları plan ve proje şimdilik gidiyor. İstedikleri istikamette gidiyor. Ha kayıplar oluyor mu? Elbette kayıplar oluyor. Elbette zorlanıyor. Ve baştan beri şunu söylemiştim. Eninde sonunda İsrail bu savaşı kazansa bile kaybeden olacak. Bunu buraya tekrar kayda geçiyorum burada kayda geçiriyorum. Çünkü emareler var. Yavaş yavaş dünya devletleri. Devletleri yönetenler olmasa bile devletlerin halkları yavaş yavaş buradaki o olaya vicdani olarak bakmaya başladılar. Ve bir Filistin devletinin doğuşuna şahit olacağız. Her zamankinden daha çok Filistin tanındı. Ve aynı zamanda şu anda Dünyada bir Filistin devletinin kurulması için ciddi e, tepkiler var, ciddi efendim e, yükseliş var. O yüzden de uzun vadede bu sürecin İsrail'in zararına olacağını söylemiştim. Fakat değerli dostlar buradaki o Gazze üzerinden yürütülen savaş sadece ve sadece Filistin İsrail meselesi olarak görülmemelidir. Daha büyük bir projenin olduğunu sizlere. Defalarca ifade ettim. Orta Doğu'yu bir kere yeniden şekillendiriyorlar. Odet Yunan planı çerçevesindeki onu sizlere daha önce çok sayıda video analizde anlatmıştım. Odet Yunan planı çerçevesinde Orta Doğu'daki Büyük İsrail projesi adım adım ilerletiliyor. Şimdi bu Gazze savaşı başladığında yine savaş dedim. Gazze katliamı başladığında değerli dostlar, bakın Türkiye. Mutedil bir dil kullandı. İtidalli bir dil kullandı. Yani hem İsrail'le konuşabilecek bir taraf olduğunu gösterdi. Hem de Gazze'de zaten Filistinlerle Hamas'la olan e, ilişkiler nedeniyle onlarla e, ilişki kuracağını gösterdi. Fakat yaklaşık 10-15 gün sonra devlet yani bizim Türk devleti bir anda tavrını değiştirdi. Peki ne oldu? Yani o yumuşak dil gitti yerine neden işte Büyükelçi'nin çekilmesi... ...İsrail'in çok üst perdeden eleştirilmesi ve özellikle atom bombalarının nükleer silahların gündeme getirilerek... ...İsrail'in nükleer silahlarının Türkiye tarafından sorgulanması vesaire filan bunlar neden oldu? Niye bir anda bu politika değişti ve neden Türkiye bir anda Eurofighter uçaklarının peşine düştü? Çünkü Amerika F-16'ları vermedi modernizasyonunu yapmıyor biliyorsunuz vermiyor. E diğer devletlerden de istiyor vermiyor. Yani seçenek olarak Türkiye'nin şimdi Çin ve Rusya kaldı. Ama acil olarak Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı almak istemesi ne anlama geliyor? Birileri tehdit mi ediyor? Şimdi buna bakmak lazım ki Orta Doğu'daki bu dizayn esasında en çok ilgilendiren bu savaşın ilgilendirdiği devlet hiç kimse kusura bakmasın Türkiye. Türkiye'nin etrafında dönüyor. Eğer Gazze'deki o plan... İsrail ve Amerikan planı, Avrupa Birliği'nin planı e, gerçekte işler ve başarıya ulaşırsa emin olun ikinci proje olarak da bizim güneyimizde Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG devletinin artık devletleştirme e, hamlelerinin başlayacağını söyleyebilirim. Bu Türkiye için en büyük tehdit. O yüzden bakın geçtiğimiz günlerde McGurk yani bilmeyenler olabilir ABD'nin Orta Doğu ve Afrika e, temsilcisi yani güvenlikten sorumlu te temsilcisi ki bu kişi esasında bizim güneyimizdeki PKK, YPG, terör devletinin kurulmasını, PKK'nın organize edilmesini, YPG'nin organizasyonunu yapan kişi. Ve bunu Amerika, Pentagon e, alelacele Orta Doğu'ya yeniden gönderdi. Şu anda İsrail'de çeşitli temaslarda bulunuyor. Orta, Doğu, Orta Doğu'da çeşitli temaslarda bulunuyor. Şimdi bu şüpheli bazıları diyor ki McGurk çünkü terör konusunda uzman, efendim kirli işler konusunda uzman, İsrail'e yardımcı olmak için Gazze'deki o kirli savaşı yürütebilmesi için İsrail'e danışmanlık yapıyor ama ben buna inanmıyorum. Çünkü Amerika zaten İsrail'e kara savaşları yapabilecek danışmanlarını daha önce gönderdi ve bırakın danışman göndermeyi şu anda Amerika'nın seçkin birlikleri İsrail ile birlikte Gazze'de savaşıyorlar. Kimse kusura bakmasın. O yüzden daha farklı, daha büyük bir olay için McGurk Orta Doğu'da bulunuyor. Nitekim bakın ABD Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu ziyaretine çıktı. Çeşitli ülkelerin liderleriyle görüştü ki bunlardan mesela Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni büyük ölçüde de yine e, Ürdün'ü ikna ettiler. Hangi konusu, hangi konuda? Yani Gazze'den sonra Orta Doğu'daki yeni düzene ikna ettiler. İkna edemedikleri ülke size söyleyeyim Türkiye. İran'ı da bir şekilde ikna ettiler. Hatta geçtiğimiz günlerde size bir video analiz yapmıştım. Demiştim ki anlaştılar. Kim? Rusya, Çin, Amerika anlaştı ve dünyayı paylaştı. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın dünya savaşı başladı ve bitti, bitmek üzere. Bunu söyleyeyim. Şimdi hep söylüyorduk ya dünya savaşı ne zaman başlayacak vesaire filan. İşte topyekün bir devletlerin savaş olarak buna bakmamak lazım. Paylaşım savaşı olarak bakmak lazım. Kim ne aldı? Kim nasıl bir politika yürütüyor? Burada dize getiremedikleri, ikna edemedikleri ülke Türkiye. Bakıyorum bazı eleştiriler var. Türkiye sesini çıkarmıyor. Türkiye Gazze'ye asker göndermiyor. Türkiye işte şu, ya göndermesi kolay değil. Bakın bunun. E, altyapısı olması lazım. Bunun bir gerçekten uluslararası hukukla alakalı olması lazım. Yani kolay değil. Türkiye'nin tek başına Gazze'ye asker göndermesi, efendim İHA-SİHA göndermesi böyle kolay bir iş değil. Çünkü zaten onların istediği de esasında bu. Niye? Üçüncü Dünya Savaşı'nı bil fiil başlatmak. Yani topyekün bir savaşla dünyayı sürüklemek. Türkiye bunun farkında. Ama Türkiye elinden gelen gayreti de göstermiyor değil. Şimdi bakın Hedefte Türkiye mi var dedik. Türkiye kendini tehditte mi hissediyor? Ya da Türkiye doğrudan Amerika, Avrupa Birliği tarafından tehdit mi ediliyor ki? Bunun emareleri var dedim. İsterseniz bu emarelerden yavaş yavaş başlayalım. Ve Türkiye'nin neden tehdit edildiğini daha sonra sizlere anlatayım. Şimdi hatırlarsanız Bahçeli bir çıkış yapmıştı. Yani İsrail'e işte 24 saat mühlet veriyoruz demişti. Bunu bazıları garipsedi vesaire filan. Şimdi biz elimizdeki sınırlı bilgiyle konuşuyoruz. Ve sokaktaki insanda, işte efendim sağda solda yorum yapanlar da bizler de elimizdeki bilgilerle konuşuyoruz. Dolayısıyla devletin elinde çok daha fazla bilginin olduğunu bilmemiz gerekiyor. E bütün istihbaratlar devletin elinde. O yüzden devletteki bazı kişiler konuşuyorsa, farklı şeyler söylüyorsa bilin ki farklı şeyler var. Ve Türkiye'ye karşı o tehdit geliyor. Şimdi Gazze'yi zaten İsrail'in Eninde sonunda işgal edeceği, edeceği ortada. Çünkü ortada çok büyük bir orantısız güç var. Bir fille bir sinek e, benzetmesi e, tabir caizse savaşıyor ya da kavga ediyor. Şimdi direniyor sinek ama değerli dostlar yani hani bu benzetmelere şimdi birileri alıp ya efendim onları sineğe mi benzettim falan diyebilirler ama bu sadece bir örnek vermek için söylüyorum. Yani bu kadar ölçüsüz bir şey var. Eninde sonunda Gazze'yi zaten havadan defalarca bombalayarak Yok ederek emellerine ulaştılar gibi gözüküyor. Peki bundan sonra ne olacak? Yani İsrail orada e, sınırlı mı kalacak ya da Amerika Birleşik Devletleri bu kadar uçak gemisini, bu kadar silahı, bu kadar yardımı, bu kadar finansal yardımı boşuna mı gönderiyor Ortadoğu'ya? Demek ki bambaşka bir gündemleri daha var, büyük gündem var. İşte o büyük gündem Türkiye ile ilgili bir gündem. Sayın Bahçeli'nin işte 24 saat mühlet vermesi ve özellikle Suriye'ye dikkat çekmesi Türkiye'nin tehdit edildiği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Bahçeli'nin çıkışından sonra Sayın Erdoğan da biliyorsunuz devreye girdi ve İsrail Filistin meselesinde Gazze meselesindeki o yumuşak dili terk ederek sertleşmeye başladı. Ve ardından Sayın Hakan Fidan İsrail ile ilgili açıklamalar yaptı ve de biliyorsunuz ABD'nin ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geldiğinde ona gösterilen tavır ve onunla yapılan görüşmedeki mesajlar vesaire filan demek ki hedefin Türkiye olduğuna dair bir algı bir istihbarat var. Devlet ona göre pozisyon alıyor. Şimdi yine ikinci emare ABD ve Avrupa Birliği'nin İsrail Filistin meselesinde aracılık yapabilecek Türkiye'yi bir anda devre dışına çıkardı. Hatta Katar buna itiraz etmiş. Yani Türkiye'de bu iş içerisinde olsun. Çünkü hem Hamas'la hem de İsrail'le görüşebilecek ülkelerden birisi Türkiye diye. Ama bir anda bir akıl Türkiye'nin aracılık etme fikrini tamamen devre dışı bıraktı. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Demek ki o plan aynı zamanda da Türkiye ile ilgili bir plan. Nedir? İşte Suriye meselesini. Birazdan detaylarını anlatacağım. Yine bakın üçüncü Türkiye'nin tehdit edildiğine dair üçüncü emare... Mossad eski başkanı Cohen dedi ki Türkiye İran'dan daha tehlikeli. Oysa bakın bu e, Gazze ve İsrail meselesi başladığından beri yani İsrail'in orantısız gücü başladığından beri İran İsrail'i yeryüzünden sileceğiz. Şöyle destek vereceğiz vesaire filan diyerek bir, bir büyük yüksek perdeden konuşmaya başladı. Şu anda gelinen noktaya bakın İran sesini kesti ve de sanki bir el İran'a bir şeyler vermiş gibi İran'da bir kenara çekildi. İşte ara sıra Hizbullah başkanı ya da işte lideri çıkıyor, konuşmalar yapıyor. Efendim İsrail'e füzeler attığını söylüyorlar vesaire filan ama İsrail de bu arada o füzeleri bahane ederek Lübnan'a girmeye başladı. Yani ne oluyor? Yani kim kime ne verdi? Bakın burada birinci, ikinci, üçüncü dünya savaşı başladı ve bitmek üzere dediğim şey bu. Esasında paylaşım belli oluyor. Lübnan'ın bir kısmı da İsrail'e verildi. Yani bu paylaşımda. O yüzden de cılız füzeler atılıyor. Efendim tehditler ediliyor. İsrail tehdit ediliyor. E, bu Hizbullah tarafından hemen karşılığında İsrail yavaş yavaş Lübnan'a yeşeye e, giriyor. Şimdi dolayısıyla değerli dostlar burada bir paylaşım var. Yine e, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya sık sık nükleer silahların var mı? Neden açıklamıyorsun diye sorması acaba ne anlama geliyor? Yani e, Türkiye'nin bir nükleer tehditle karşı karşıya olduğunu olduğunu mu Sayın Cumhurbaşkanı ima ediyor ki İsrail'in Gazze'ye atom bombası ya da nükleer silah atamayacağı artık kesin. Çünkü dönüp kendini vurur. Çok yakın ve sınır. Dolayısıyla bunu yapamaz. Peki İsrail'in e, nükleer silahlarını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan neden sorsun? Neden ısrarla üzerine basarak bu silahları ne yapacaksınız, var mı yok mu özellikle uluslararası alanda kayda geçirmek için bu soruları neden soruyor? Çok önemli. Yine bakın e, ABD uçak gemisini biliyorsunuz e, Orta Doğu'ya gönderdiğinde yani Gazze ve İsrail arasındaki bu gerginliği göstererek e, Orta Doğu'ya uçak gemileri gönderdi Amerika. Gönderdiği USS Gerald Ford gemisi nereye demirledi? Sultan Abdülhamit Han gemisi, gemimizin tam karşısına demirledi. Peki niye? E çünkü Sultan Abdülhamit Han gemisi Doğu Akdeniz'de ABD, Batı İsrail, Bu Cenahan ve Yunanistan'ın ya buralarda Türkiye'nin e, gaz arama yetkisi yok dedikleri yerde gaz arama tarama çalışmaları yapıyor. Doğal gaz arama tarama çalışmaları. Çünkü Doğu Akdeniz bir doğalgaz deryası. Burada ciddi anlamda doğalgaz yatakları var. Asıl savaş bu. Başından beri bunu söylüyoruz. Gazze küçük hedef. Yani küçük hedef derken küçümsediğim anlamına gelmiyor. Onlar için çok küçük hedef. Asıl büyük hedef bakın o Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarına çökmek ve bu enerji yataklarında İsrail'i enerji merkezi haline getirerek batıyı ABD'ye bağımlı kılmak. Ve dolayısıyla burada Türkiye'yi bypass etmek, doğalgaz çalışmalarında Türkiye'yi Antalya'nın kıyısına hapsetmek ve Türkiye'nin hakkı olan doğal gazı işte böyle şantajlarla, tehditlerle Türkiye'ye vermemek ve en sonunda da Türkiye'yi hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek, bu projenin içerisine çekmek. Hangi projenin? Türkiye'ye şunu dayatıyorlar. Diyorlar ki doğu, e, güneyinizde yani Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG devletine izin ver. Seni bu projeye katalım ya da seninle uğraşmayalım. Bakın bunu söylüyorlar. Bunu diplomatik dille göstermiş oldukları tavırla bunu söylüyorlar. E ne demişti ABD Başkanı Joe Biden? Dedi ki Türkiye bizim için Suriye'nin kuzeyinde ulusal tehdit. Şimdi biz Amerika ile sınır mıyız? Hayır. E Amerika'ya niye tehdit olalım? Amerika nerede? Ne için orada bulunuyor? PKK YPG devletini orada kurmak ve o devleti kullanarak oraya yerleşmek, çökmek. O yüzden de Türkiye onun için bir ulusal tehdit oluyor. Dolayısıyla kendileri de Türkiye'yi tehdit olarak gördükleri için demek ki aba altından sopa gösteriyorlar. Yine bakın ee, bu Hakan Fidan'ın, Sayın Hakan Fidan'ın Blinken görüşmesi çok önemliydi. Burada devlet bir tehlike bir tehdit algıladı ki Blinken'a gerçekten de Sayın Hakan Fidan çok yüksek perdeden sistemlerde bulundu. Ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki oldu bittiye gelmeyeceğini ve bunu kabul etmeyeceğini ifade etti. Karşılamadaki mesajlar, masa üstünde verilen mesajlar ve buradan bir sonuç çıkmaması gösteriyor ki Amerika ile Türkiye arasında büyük bir gerginlik var. Hakeza Avrupa Birliği'yle de öyle. Çünkü Türkiye Orta Doğu'daki bu dizayna direnebilecek, kabul etmeyecek tek ülke. Bazıları eleştirebilir. Efendim işte ya yani küreselcilerle çalışıyor bilme ama bu devlet bekası söz konusu olduğunda bunun küreselcisi, yerelcisi, lokalcisi olmaz. Çünkü doğrudan bizim bekamızı tehdit eden bir gelişme var. Gazze'ye bağımlı olarak. Gazze'yi bitirdiklerinde sıra Suriye'ye gelecek. Suriye'yi parçalayacaklar. Onu söyleyeyim. Zaten defokta olarak parçaladılar. Ama Gazze'den sonra Gazze'de tamamen insansızlaştırma gerçekleşirse, Gazze'deki gaz yataklarına çöreklenirlerse sıra Türkiye'nin hemen güneyindeki PKK-YPG devletinin kurulma aşamasına gelecek O yüzden Türkiye tehdit ediliyor. Şimdi yine bakın Türkiye'nin apar topar savaş uçağı aramaya çıkmaz. Evet hava alanında, hava kuvvetleri konusunda bir e, zaaflık olduğu ifade ediliyor. Zaaflık derken şöyle... Yani Türkiye F16'ları yenileyemedi. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin F16'ları yenileme e, istekleri talepleri Amerikan senatosuna takılıyor, vermiyorlar. Yani yenilemiyorlar. E, Türkiye de şu ana kadar yerli ve milli uçağını yapamadığı için henüz bir yerden acil uçak alması gerektiğini fark ediyor. Acil uçak alması gerektiğini fark ediyor. Ve biliyorsunuz yine hava savunma sistemlerini işte vermedi Amerika. Gittik Rusya'dan S400'leri aldık. Şimdi acil olarak yeni nesil savaş uçağı arıyor Türkiye. Neden? Bir anda ve özellikle de 2025'in altı çiziliyor. 2025 yılına kadar bu uçakları biz almamız gerekiyor diyor. Peki devletin elinde ne var? Acaba gerçekten devlet bir savaşa mı hazırlanıyor? Ya da Türkiye'yi Gazze savaşından sonra, Gazze olayından sonra Türkiye'yi tehdit edecek bir durum mu gelişiyor ki? Bana göre devletin elinde net bilgi var. Bu şey hızlandı. Bakın sadece savaş uçağı alım konusunda değil bu hızlanma. Aynı zamanda Türkiye uzun menzilli füze üretme konusunda hızlı bir atılımın içerisine girdi ve belli bir mesafe aldı. O yüzden yine denizlerde mesela İDA yani insansız deniz araçlarının hızla yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın hızla bir savaş uçak gemisinin uçak gemisinin yapılacağını söylemesi bakın Türkiye bir şeye hazırlandığını gösteriyor. Ha bunu tabi korkutmak amaçlı değil ama devlet elindeki bilgileri kullanarak onun gereklerini yapıyor. Dikkat edin geçtiğimiz günlerde bizim Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız enteresan bir açıklama yaptı. Dedi ki NATO ve ABD'yi Karadeniz'e sokmayacağız dedi. Bu çok bu çok ilginç yani. Şimdi NATO evet Türkiye NATO üyesi ama bakın NATO üyesi ama NATO'dan da bir yerden çekindiği de şey görülüyor. Çünkü S-400'leri almamız neye karşı olabilir? Yani batıya, ABD'ye karşı olabilir. ABD batı demek, NATO demek. Şimdi bu da enteresan. Tam NATO e, maddesi gündeme gelmişken, şunu da ifade edeyim. Bakın biliyorsunuz İsveç'in NATO'ya girme talebi var. Türkiye bu talebe uzun süre direndi ve sonunda Sayın Cumhurbaşkanı o talebi neye gönderdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Ama İlginç bir şekilde, bakın, ilginç bir şekilde bu talep şu anda askıya alındı. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanması ötelendi. Bu, bu, bu da ilginç bir şey. Tam da Türkiye'nin bu Eurofighter uçaklarını almak için Almanya'ya gittiği güne denk geliyor. O da önemli. Demek ki Türkiye elinde aynı zamanda bir koz orada koydu, bıraktı. Bir istek, bir talep, bir tehdit var Türkiye ki Türkiye bunu bir şekilde durdurdu ve bunu bir koz olarak kullanabilirim yoluna gidiyor olabilir. Yine değerli dostlar ee, Hakan Fidan'ın şimdilik diplomasiyi işletiyoruz. Başka seçenekler de var açıklaması da gerçekten ilginç. Şimdi bunlar devletin üst kademelerinde görev yaptıkları için devletin elindeki tüm bilgi ve belgelere hakim oldukları için aslında ne demek istediklerini kendileri çok iyi biliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Biz yorumlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz o devletin elindeki bilgilere tam hakim değiliz. Ama buradan şu anlaşılıyor. Yani devlet gerçekten de birilerine mesaj veriyor. Bir kanaldan, diplomatik kanaldan mesaj veriyor. Ondan anlamazsanız şundan verelim. Çünkü Doğu Akdeniz'e ciddi anlamda önümüzdeki günlerde çörekleneceğini düşünüyor Batılı Haçlıların. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Haçlı benzetmesi çok ilginç. Ya bu kolay değil. Bu bir devlet adamının ağzından çıkacak son söz. Dolayısıyla Haçlı seferlerine baktığınızda doğunun zenginliklerine alıp götürme, doğunun zenginliklerine çö çöreklenme, çökme, aynı zamanda da dini referanslara başvurma. Bugün yapılan da ondan başka bir şey değil. Türkiye dün olduğu kadar bugün de büyük bir tehdit altında ve Türkiye özellikle 2025 yılına kadar o şer odaklarına karşı bir takım tedbirler almaya çalışıyor. Bu uçak arayışımız özellikle Eurofighter uçaklarına bir anda yönelmemiz, diğer Amerika'dan F-16'lar istememiz ve devlet kademesinin bir an önce bunları temin etmemiz gerektiğini ifade etmesi Türkiye'nin elinde bir istihbarat, bir ya da tehdit algısı olduğu görülüyor gibi geliyor. Ha, büyük proje nedir? Büyük proje Doğu Akdeniz'e çökmesi Avrupa Birliği, Amerika'nın ve İsrail'in çökmesi, Türkiye'nin buradan uzaklaştırılması, ve güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde de bir PKK, YPG devleti, terör devleti kurularak Türkiye'nin bekasının tehdit edilmesi. İşte Türkiye şu anda bu tehdidi sezdi ve 2025 yılına kadar tüm hazırlıklarını bitirme kararı aldı diye düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.